Arkadaşlar merhabalar bu videomda videomdaki Ankara ile TYT Geometri Kampı'nın 3. haftasının 2. videosundayız. Dik üçgende kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani özel kenarlı üçgenlerdeyiz. Sayfa numarası 27, 28, 29, 30'u ve hatta 31'den de bir soru işleyeceğiz. Uzun gibi gözüküyor ama konu bütünlüğü bakımından bu şekilde olmak zorunda. Ama çok zevkli arkadaşlar. Bu dersten sonra geometride... Çok büyük bir hız kazanacaksınız buna inanıyorum. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Özel kenarlı üçgenler dediğimiz şey aslında kenarları tam sayı olan dik üçgenlerdir. Mesela bunlardan en önemlisi 3 4 5 üçgeni. Pisagor bağıntısı sağlanıyor. 5'in karesi eşittir 3'ün karesi artı 4'ün karesi sağlanıyor. Bütün kenarlar tam sayı olduğundan benim için önemli. Niye önemli? Çünkü ben bu kitabı yazarken cevabın tam sayı çıkmasını istiyorsam özel üçgen kalıbını kullanmak zorundayım. Bunu sadece ben mi böyle yapıyorum? Hayır. Diğer bütün kitaplarda da bunu görürsün. Hatta ÖSYM'nin sorduğu sorularda baktığın zaman hep böyle özel üçgen kalıbı üzerinde de otutturduğunu, oluşturduğunu görürsün. Ha, her zaman da böyle mi çıkacak? Tam sayı mı çıkacak? Hayır. Bazen de geçen videoda kullandığımız kısa yolda kullanıp böyle köklü ifadelerle de karşılaşabiliriz. Bir de 3 4 5 üçgeni diyoruz ya. Hocam, ben 3 ve 4'ü gördüğüm zaman her zaman diğer kenar 5 mi olur? Hayır. Bu özel üçgenlerdeki saydığımız kalıplarda her zaman en uzun kenar hipotenüstür. Yani dik kenarlarda 3'ün ve 4'ün katı varsa burası 5'tir. Şurası 3, burası 4 ise burası dik kenar 5 değildir. Bunu normal Pisagor bağıntısından yapacaksın. Burada 5 kesinlikle hipotenüstür ama diğer dik kenarlar yer değiştirebilir. Yani şurası 4, burası 3 ken, burası da 5 olabilir dostum. Tamam mı? Bir de 3 4 5'in belli bir katları da karşımıza gelebiliyor dostlar. Mesela 3, 4, 5 üçgeninde şuraya yazdıktan sonra 2 katını yaz. 6, 8, 10, 3 katını yaz. 9, 12, 15, 4 katını yaz. 12, 16, 20, 5 katını yaz. 15, 20, 25. Arkadaşım 3, 4, 5 ne kadar önemliyse 3, 4, 5'in 5 katına kadar olan kısım da aşırı derecede önemli. Bunlar kesinlikle ama kesinlikle bilinecek. Ezbere karşıyız ama şu şekilde 3 dakika boyunca şöyle bunu bir tekrar et. Büyük ihtimal bu 3, 4, 5, 6, 8, 10, 9, 12, 15'i biliyorsundur. Şu ikisi de aklında kalır. Büyük ihtimalle kalır. 3-4 defa böyle tekrar etsen kalacaktır. Çünkü biz bunları çok kullanıyoruz. Bunları da bileceksin. Yani aklında tutacaksın. Ezberleyeceksin demiyorum ısrarla. 9-12'yi görünce 15'i yapıştıracaksın. Ya da 15-20'yi görünce dik kenar 20'dir diyeceksin. Hocam ben bunları bilmeden de yapabilir miyim? E tabii ki yapabilirsin ama bilmen aşırı derecede önemli. Biraz sonra ilk soruda niye aşırı derecede önemli olduğunu göreceksin. Çok uzun yolda yapacağın soruyu 3 saniyede yapmayı öğreteceğim sana. Şurası 15. Burası 20 iken şurası x sorulduğunda ne yapacaksın? Hocam ortak çarpan. Burası 5 çarpı 3. Burası 5 çarpı 4. E o zaman burası da 5 çarpı. Bak dikkat et. Kare küçüğünde 3'ün karesi artı 4'ün karesi yazıyordum ya. Artık yazmamıza gerek yok. Özel kalıp varsa 3 var 4 var. 3 4 5 üçgeninden direkt burası da 5 deriz. 5 kere 5 25 deyip burayı bak 15 yeri 25 olduğunda ispatlamış da oldum sana. Ama tekrar söylüyorum 5 katına kadar bilmek zorundasın. Kesin ama kesin de bilmek zorundasın. Bir de 3 4 5 gerçekten çok önemli. 3 4 5 ile ilgili ayrı bir şey daha söyleyeyim sana. Kenarları ardışık olan tek üçgendir bu. Bak 3 4 5 birer ardışık. 3 4 5'in iki katı ikişer ardışık. 3 üç katı üçer ardışık. 4 katı bak 12 16 20 dörder ardışık. He, kenarları ardışık bir üçgen gördüğün zaman da artık şunu diyebilirsin. Kesinlikle 3 4 5'in katıdır. Mesela kenarları 11'er ardışık bir üçgen gördüğün zaman ne diyeceksin? 3, 4, 5'in 11 katı diyeceksin. Yani 33, 44, 55 diyeceksin arkadaşım. Tamam mı? Bak buradan da farklı bir yapı daha elde etmiş bulundun. Bunlar önemli. Biraz sonra neden önemli olduğunu da göreceksin. Peki diğer özel üçgenlerimiz nedir? 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 24, 25. Bak bunlar da kenarları tam sayı olan üçgenler. Bunların iki katını bilmek zorunda mıyız? Hayır. Ya sen 5, 12, 13'te şöyle bir şey gördüğün zaman. Hocam burası 26, burası 24. E, o zaman x istenirse ne yaparsın? Burası 2 çarpı 13. Burası 2 çarpı 12. O zaman burası da 2 çarpı 12, 13. 5, 12, 13'ten 5 dersin. Burayı 10 olarak bulursun. Bak bunların hepsi özel üçgenlerdir. Bir de ekstradan şu kenarları tam sayı değil ama bunu da özel üçgenler içerisine aldım. Çünkü niye biliyor musunuz? ÖSYM'de bu 1-2 kök 5 üçgenini çok seviyor. Kitaplarda da bunu çoğunlukla göreceksiniz. Dik kenarlarda 1'e 2 oran varsa hipotenüs kök 5 katıdır. Yalnız dikkat et şu değil. Burası 1 burası 2 iken bu 30 60 90 üçgeni hipotenüs 2 olmayacak. Dik kenarlarda 1 2 varken bu hipotenüs kök 5 katıdır. Tamam mı? E buradan dolayı da kök 5'te bir şey gördüğümüz zaman artık böyle bir şey hissedebiliriz. Yani sen artık direkt 3 6 gördüğün zaman buraya 3 kök 5 diyebilirsin. Ya da tam tersi burası 8 kök 5 burası 16 gördüğün zaman ama hocam küçük olanın kök 5 katı olmak zorunda dersin. 1-2 şartla sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Bu tür sorular da gerçekten çok işimize yarıyor. Bu kalıbı da bilmenizi tavsiye ediyoruz. Hatta bazı kitaplar 1-3 kök onu da veriyor ama benim için bunlar yeterli. Diğerlerini bildiğimiz, geçen videodaki öğrendiğimiz yöntemle yaparsınız arkadaşlar. Evet bunlar adın soyadın gibi bilinecek. Şimdi bunları bilmek ne işimize yarıyor? Örnek 16'da bunu sana göstereyim. Normalde sen böyle bir soru gördüğün zaman Hocam ne yaparız? 17'nin karesi eşittir. 2x'in karesi artı x artı 11'in karesi deyip işlemi işlemi işlem yapıp x'i bulursunuz. Değil mi? Evet. Ama artık bu şekilde davranmanı da istemeyeceğim. Çünkü sen artık biliyorsun. Bak bilen insan hisseder. Bilmeyen insan sallar. Bak sen artık bildiğin için öğrendiğin için sana hissetmeyi öğreteceğim. Burada 17 varsa hisset kardeşim ne üçgenidir? Hocam büyük ihtimal 8, 15, 17'dir. Burası 8 burası 15 olabilir ya da tam tersi. Burası 15 burası 8 olabilir. Bakalım burası 8 iken x kaç oluyor? x yerine 4 yazarsam 8 olur. x yerine 4 yazdığımızda 4 artı 11 15 oluyor mu? Oluyor. Yani sağlaması da tutuyor burada. Herhangi bir sıkıntı yok. Yani x'i burada da işlem yapsan ne bulacaksın? 4 bulacaksın. Bak bu yerine koyup sağlamasının tutmasına bakıyorum. Bu hissetme oluyor. Yalnız sen burada bir dik üçgende burası 17 iken hocam bu 8 15 17'dir demek kesinlikle ama kesinlikle sallama demek. Şuradaki kenarlar belli olsun ki yerine koyduğunda sağlaması tutuyor mu tutmuyor mu diye bak. Burası 17 iken burası 1 olabilir burası da kareleri farkı olan köklü bir sayı da olabilir arkadaşlar. O yüzden öyle her 17 gördüğünde böyle şey hissetme. Yani 8 15 17 olmaz hissettiğinde yazdığında sayıları sağlaması da tutuyor mu tutmuyor mu diye bakmam burada çok önemli. Geldik B şıkkına. B şıkkına baktığımız zaman da o hocam hiç tanıdık sayı yok burada değil mi? Ama x artı 2021, x artı 2023, x artı 2025. Şuraya baktığımız zaman ne var? Hocam bunlar ikişer ikişer artan bir şey. Ha, ardışık olan üçgen neydi arkadaşlar? 3, 4, 5'in katı değil miydi? Evet. İkişer ardışık olan Üçgen nedir? 3, 4, 5 üçgeninin iki katı yani 6, 8, 10 üçgenidir o zaman burası da kesinlikle. Unutma bunu da. Ardışık olan tek üçgen 3, 4, 5'tir. Ya da katıdır arkadaşlar. İkişer ardışık olan iki katıdır yani 6, 8, 10'dur. Yani hocam o zaman burası 10. Ee, en küçük sayımız 6. Burası da nedir? 8'dir. X artı 2025 eşittir 10 x'i de buradan ne buluruz? Eksi 2015 olarak buluruz. Hocam uzunluk negatif çıkamaz demeyin. Bu x uzunluk değil. x artı 2025 uzunluk. Bak kenarlara bakacak olursanız. Eksi 2015 yazdığınız zaman burası 6. Burası da 8 çıkıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. x değeri isteniyor bizden. O da eksi 2015 yaptı arkadaşlar. Güzel bir soru. Şuraya geldiğimizde 12'de de hissedeceğiz kardeşim. Şimdi 12 ile ilgili hissederken 12 biraz tehlikelidir. 12 deyince aklımıza ne gelir? Hocam 5, 12, 13 gelir. Koyalım burada. Acaba burası 5 mi? 5 koyduğumuzda 5, 12, 13 sağlaması tutmadı. O zaman bu değil. 12 ile ilgili diğer düzgün üçgenler nedir? 3, 4, 5'in katlarında var. 3, 4, 5'in 2 katında yok. 3 katında var. Ne var? 9, 12, 15 var. Acaba burası 12 iken burası 9, burası da 15 mi diye bakıyorum. Hissediyorum. X yerine 3 yazarsam burası 9 yaptı. X yerine 3 yazarsam 6 artı 9'dan burası da 15 sağlaması tuttu. Bu da tutmasaydı bir de neye bakacaktım? 12, 16, 23 üçgeni de var. 3, 4, 5'in 4 katında 12. Sadece 12'de 3 tane hissetmeli durum var. Bunları o yüzden adı sayıdın gibi bil diye tavsiyede bulunmuştum zaten. Geldik D şıkkına. D şıkkına bakacak olursak da arkadaşım. Bunu hatırlarsan bir önceki videoda 3 saniyede çözmeyi öğreteceğim sana demiştim. Şimdi şuraya nasıl çözmüştük bunu? Buraya Y deyip bir burada Pisagor bir de büyükte Pisagor. Y'yi de ortak kenar olarak kalmıştık. A burada şimdi hisset sayılara bak. 10 varsa büyük ihtimalle üçgendir. Hocam 6 8 13 kendidir. 6 8 13 geri mi acaba diye bakıyorum. Burası 8, burası 10. 6 kök 5 sağlamız tutmadı. Ama 6 8 10 ya. Bunların yeri de değişik olabilir. Burası 8, burası 6 olabilir mi acaba? 6 8 10 ken. şurası 6, burası 12. A 6 12 6 kök 5. Yani 1 2 kök 5 sağlaması da tuttu. Herhangi bir şekilde sıkıntı yok. Dolayısıyla x de böylelikle kaç buluruz? 8 buluruz. İşte buradaki özel üçgenleri, özel üçgenleri bilmek aşırı derecede önemli hissetmede önemli. Tamam bilen insan hisseder bilmeyen insan sallar dediğimi de unutma. Böyle sağlaması da oluyor mu olmuyor mu diye bak. 17. soruya geldik. Ne var burada? Hocam 90'lar var. Valla şöyle hemen iki tane pisagor oluştu mu oluştu. Hocam burada e, ortak pisagorla yapıp hani y kare eşittir kareleri toplamı y kare eşittir kareleri toplamı deyip birbirine eşitleyip de yapabiliriz ama ya hisset kardeşim 7 var burada. Büyük ihtimalle üçgendir. Hocam 7, 24, 25 üçgendir. E Sonra buranın 24 olması için x'in kaç olması lazım? 10. Sağlaması tutuyor mu diye bakacağım. x yerine 10 yazarsam burası 20 yaptı. x yerine 10 yazarsam burası da 15 yaptı. A 15 20 25 7 24 25 sağlaması da tuttu. Dolayısıyla bizden de x isteniyor. x de kaç bu yazmıştık zaten? 10 yazmıştık. Cevap böylelikle 10 çıktı. Hissetmenin önemi. Geldik örnek 18'e. Şimdi bazı arkadaşlar hemen 9 ve 15'i e görünce hocam burası 12'dir. Ya Niye? Burası 90 derece mi? 9, 12, 15. Tamam ama 90 olsaydı burası 12 olacak. Değil mi? Şimdi dur. Soruya şöyle bir bak. Soruya baktığında bizim için önemli bir şey vardı. Ne vardı? Yükseklik görünce ayrı bir gözle bakıyorduk. Değil mi? Bak yükseklik var burada. Yükseklik aynı zamanda kenar ortay. Ne geldi aklına? İkiz kenar. Hem yükseklik hem kenar olduğu, ortay olduğu için ikiz kenar oldu. Yani x ken burası da x oldu. A, büyük üçgende ne oldu arkadaşlar? Bütün kenarlar belli oldu. Pisagor bağıntısı yapabiliriz. Nasıl yapabilirsiniz? X artı 9'un karesi eşittir. X'in karesi artı 15'in karesi deyip işlem işlem işlemle sonuca ulaşırsın. Ya da dik kenarda 15 olan üçgenleri düşünebilirsin. Nedir? Hisset kardeşim. Hocam 8, 15, 17 olabilir. Ya da 9, 12, 15. Hayır 15 olamaz. 9, 12, 15 olamaz. Hipotenüs 15 olsaydı bunu hissedebilirsin. Dik kenarda 15 olan bir de 15, 20, 25 üçgeni olabilir. Bakalım ilk üçgenimizi deneyelim. 8, 15, 17 mi? X yerine 8 yazarsam. X kenarından burası da X ya. 8, 8, 15, 17 sağlamız tuttu mu? Tuttu. Dolayısıyla cevap 8 oldu arkadaşım. Güzel bir soru. Geldik örnek 19'a. Dik üçgen biçimindeki karton B köşesinden katlandığında B noktası C noktası ile çakışmaktadır. Katlanılan kısım tekrar açıldığında kartonda oluşan katlama çizgisiyle AB doğru parçası K noktasında kesiyor. Bak dikkat. Şimdi normalde çoğu kitapta ve ÖSYM'nin sorduğu sorularda böyle birinci şekil böyle verir. ikinci şekilde de katlanmışını verir. Sonra katlanmışını açarız. O tür sorular bizim için kolay. Ama soruyu da ben yazdım ya sana bir şeyler öğretiyorum ya. Ya böyle katlanmış hali verilmezse diye düşünüp işi sağlama almak istiyorum. O yüzden bazı sorularda katlanmışını da göstermiyorum. Ben şimdi şöyle bir katlama yaptığımda B noktası C'ye gelecekmiş. Sonra açacağım katlama çizgisi oluşuyormuş. Arkadaşlar katlama çizgisi bakın B noktası katlandığında aynı doğru üstünde gidiyorsa katlama çizgisiyle o doğru kesinlikle ama kesinlikle diktir arkadaşlar. Çünkü bu noktanın buna göre simetriğini alıyorum. simetriyi şurası dik olursa o doğru üstünde kaybolmamış olur. Ama bunu da bil. Böyle aynı doğru üstünde gidiyorsa katlama çizgisiyle oradaki doğru diktir kardeşim. Tamam. Şimdi sen bu üçgeni bu şekilde katlayacaksın. Bu üçgen bu şekilde katlandığı zaman ne nasıl oluyor? Hocam hop şöyle oluyor. Yani senin bu üçgenin buraya gelmiş oluyor. E tamam o zaman hadi buna göre çözelim şimdi. Burada katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam şu kenarla şu kenar birbirine eşit. Ondan sonra şu kenarla da şu kenar birbirine eşit. Hatta bu da açı ortay değil mi üst üste binen açılar? Evet. Şimdi bu nereye K demişti bu arada? Katlama çizgisiyle AB doğru parçası. Katlama çizgisi şu. AB doğru parçası bu. Burada K noktasında kesiyor. Bizden BK uzunluğu isteniyor. BK. işte şurası X isteniyor. E tamam bunun 18'di. Buraya 18 eksi x kaldı. E katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşittir. Burası da x oldu. Bak ne var burada? Pisagor. Normalde ne yaparsın? x'in karesi eşittir. 18 eksi x'in karesi artı 12'nin karesi değil dersin. Ve işlem işlem işlemle sonuca ulaşırsın. Ya da hisset kardeşim. 12 varsa 12 biraz tehlikeli. Hemen yazıyorum. 5, 12, 13 olabilir. 9, 12, 15 olabilir. 12, 16, 20 olabilir. Acaba 5, 12, 13 mi diye bakıyorum. Burası 13 olursa e, x yerine 13 yazdığımda burası da 5 yapıyor mu? Yapıyor. 5, 12, 13 sağlaması tuttu. E bizden de zaten ne isteniyor arkadaşlar? Şu x isteniyor. X de böylelikle kaç bulduk? BK uzunluğu 13 bulduk. Bu da güzel bir soru. Örnek 19 böylelikle 13 oldu. Geldik örnek 20. Bildiğimiz klasik bir dik üçgen sorusu arkadaşlar. 7, 25 ne üçgeni direkt? 7, 24, 25 üçgenden burayı bulduk. Sonra ne yapacağız? Hocam sonra şuradaki üçgene bakacağız. Hocam buradaki üçgende de dik üçgen var. Ama dik üçgenin bir kenarı varken diğer kenarlar var mı? Yok. Burada işlem yapamıyorum. Şimdi de büyük üçgene bakalım. Büyük üçgende iki kenar var mı? Var. Şurası 40. Burası 24. 24 ve 40'taki ortak çarpana bakalım. Hocam 40 dediğimiz ve 24 dediğimizdeki ortak çarpan 8. Burası 8 çarpı 3. Burası 8 çarpı 5. O zaman burası da 8 çarpı kaç olacak? 4 olacak. Yani 32 olacak. E 14 7 daha kaç yaptı? 21 yaptı. 32'den çıkartırsam şurayı bulurum. E o zaman buraya da 11 mi kaldı? Evet. Ve şurası çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. Kaç oldu? 16 oldu burası. Yo 11 7 daha 18 oldu. Şurası 18 oldu. Şimdi buradaki Pisagor bağıntısından da x'i bulurum. 18 ve 24'e bakacağım bu sefer. Ortak çarpan 6 mı? 6 çarpı 3 burası. 6 çarpı 4 burası. E o zaman burası da 6 çarpı 5 olur. Yani 30 olur burası da. Bizden x eksi y isteniyor. X'i 30 bulduk. Y'yi de 11 bulduk. Farkları da kaç çıktı o zaman? 19 çıktı. Yani örnek 20 19 oldu. Geldik örnek 21'e. ABC'de dikdörtgeni şeklindeki bir kartonun A köşesinde bulunan bir karınca kartonun ön yüzünden ilerleyerek DC kenarı üzerindeki bir noktaya varıyor. Şöyle gelmiş ve bu noktadan kartonun arka yüzüne geçerek ilerleyerek B noktasına varıyor. Tamam 30 verilmiş 8 verilmiş karıncanın gittiği en kısa yol. Aslında biz bu soruyu çözdük arkadaşlar. Nerede çözdük? Bir önceki videoda aynı şeyin lacivertini çözdük. Nasıl mı? Hatırlatayım. Şöyle bir şey yapısı vardı. Şu ikisinin toplamının en küçük değeri vardı. Ne yaptık? Şunun katlamasını aldık şöyle. İsterseniz şunun da katlamasını alıp şunların doğrusallığını inceleyebilirdik. E aynı soruyu yeni nesle çevirmişim kardeşim ben burada. Bak aynı soru yok mu burada? Şu artı şu. E arkadaş ister bu üçgeni böyle ters çevir. ister şuradaki üçgeni böyle ters çevir. E ben şuradaki üçgeni ters çevirip öyle yapayım. Yani şu ikisinin toplamının en az değerini bulmak için şunun katlamasını aldım. Ve şunların doğrusallığına bakacağım. Yani bizden x artı y isteniyor. Katlamasını aldığımız zaman burası da y. Burası da 8 mi? 8. İşte x artı y'yi bulacağım arkadaşlar. x artı y de en az nasıl olacaktır? Şunlar doğrusal olduğunda olacaktır. Bir önceki videoda öğrendim bunu. E hocam bak burası kaç yaptı? 16. Burası kaç? 30. 30 ve 16'daki ortak çarpan 2. Burası 2 çarpı 15. Burası 2 çarpı 8. E, 8, 15, 17 üçgeninden. Burası da 2 çarpı 17'den kaç yapacaktır cevap? 34 yapacaktır. Yani gittiği en kısa yol 34 oluyor arkadaşlar. Aslında bunu katı çizimlerde de yapacağız. Şöyle de yapabilirsiniz bu soruyu. Şimdi şurada göstereyim isterseniz böyle. Dikdörtgeni çizdim. Bizim eleman böyle gelip böyle gidiyor ya. Şimdi ön yüzü kullandı. Arka yüzü açacağım. Arka yüzü açacağım bak. Ön arka burası. Şimdi arka yüzü açacağım. Arka yüzü nasıl açacağız? Hop yukarı doğru açacağız değil mi arkadaşlar? Evet düz bir zemin üzerine getireceksin. Arka yüzü açacaksın. İşte bizim elham böyle böyle gidiyordu ya. Böyle böyle gidecek. Aynı mantıkta şu üçgeni açmışız gibi oldu aslında. Değil mi? Evet ister dik üçgen mantığından bir önceki videodaki anlattığım soru mantığından anla. İstersen böyle yüzeyi açma gibi anla. Katı cisimlerde de bunu daha net bir şekilde anlayacaksın. Bu yüzeyi açmayı. Hangi yüzeylerden gidiyorsak o yüzeyi açacağız. Bir ön gidiyor bir arka gidiyor. O zaman hop arka yüzeyi açtık yukarı doğru. Unutma bunu. Güzel bir soru. Geldik örnek 22'ye. Dur. Şimdi niye dur? Sen yap. Bakalım bir önceki videodaki yaptığımız işlemleri hatırlayabilecek misin? O yüzden ya zor bir soru değil. Sana hatırlatmak için senin yapabileceğine inandığım için durdurdum. Şimdi sen videoyu durduruyorsun. Sen kendini çözüyorsun. Çöz bakalım. Büyük ihtimalle çözeceksin. Şimdi ben çözeyim. Şimdi baktığımız zaman buraya neler var? 90 dereceler var. Bir uzunluk sorulduğu zaman ne yapıyorduk hocam? Bir uzunluk sorulduğunda özel durumlar yoksa iki durumdan çıkıyordur cevap büyük ihtimalle. Sanırsam galiba. Neydi onlar? Ya dik üçgen ya da benzerlik. 90 dereceler varsa büyük ihtimal dik üçgen. Dik üçgen yoksa dik üçgeni nasıl oluşturuyorduk? Dik dörtgenle. üçgen üç, dörtgen dört. Hocam şurada da bir dikdörtgen yaparsam 2 ise 2, 7 ise 7. Hocam dikdörtgen bak bir kenar kaç oldu şurası? 12. Diğer kenar kaç oldu? 16. Hiç ortak çarpanla yapmıyorum. Adı soyadın gibi ezberle demiştim çünkü. Bil demiştim çünkü. 12, 16, 20. 3, 4, 5'in 4 katından dolayı cevap 20 çıktı. Geldik örnek 23'e. Oo bir şeyler anlatıyor burada. Dur bakalım. Korkma ama korkma. Ne anlattıysa bunu şekil üzerinde göster. Şekil de kenar uzunluğu 60 cm olan bir kare kağıt verilmiştir. Bu kağıt üzerinden AB ve AD'ye kenarlarına olan uzaklıkları sırasıyla 37. AB'ye olan uzaklığı 37. Şöyle bir yerde galiba nokta. 37 cm uzaklıkta. Öbürüne de 54. Buralarda bir yerlerde. Şurası 37. Burası da 54 cm uzaklıkta olacakmış. Peki. 37 ve 54. Hatta 54 ya. Şuradaki uzunluğun 6. Şuradaki uzunluğun da kaç olduğunu? 20 60 yapması için 23 yaptığını söyleyebiliriz. Tamam hatta şuraya mı düşüyor oradaki nokta? Evet. Devam edelim. Kağıt 4 eşit parçaya bölünüp alınıp 4, 4 eşit bölgeye ayrılıp bölgelerden biri kesilip atılmış. İşte burası atılmış. Sonra bölgeler üstüne gelecek şekilde biçimde kağıt iki kez katlanıyor. Şunu buraya katladın bunu buraya katladın. 3 tane kağıt da bunun üstünde mi oldu? Evet. Sonra K noktasından delik delip kağıtlar açılıyor. Arkadaş tam buradan delik delindi. Şimdi sen buradan deliği deldin. Üçü de bunun üstündeydi ya. Açtın şimdi kağıdı. Bu kağıdı böyle açtığın zaman bu delik şunun simetriğindeki şuraya gelmiyor mu? Geliyor. Peki şu kağıdı şunu böyle katlamıştım. Böyle açtığın zaman bu delik de bunun simetriğindeki buraya gelmiyor mu? Geliyor. Katlama sorusu arkadaşlar. Üstte gelen noktalar birbirine eşit. Yani şunlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit mi? Evet. E hocam şuradaki mesafenin kaç olduğunu biliyorduk biz. 6. Bir öncekinden bulmuştuk. Şimdi şurası 60'tı ya. 4 eşit parçaya bölmüştü. Burası 30-30 e hocam tamamı 30sa burası 24, burası da 24 mi yaptı? Aynen. Sonra şurayı da 23 biliyorum ben. E hocam şurası 23se eğer bunun da tamamı 30 olacağından dolayı buraya da 7 kaldı, burası da 7 oldu. Devam edelim soruyu. Delikler arasında düz çizgiler çiziliyor. Arkadaşlar bir delik burada. Bir delik zaten burada, bir delik de burada. Delikler arasında düz çizgileri çizelim. Düz çizgileri şöyle çizdim çizdiğim zaman da ne diyor sonrasında buna göre son durumda çizilen çizgilerle oluşan bölgenin çevresi nedir diye soruluyor. Arkadaş şöyle bir dik üçgen çıktı karşımıza. Burası 14 burası 48. Hocam ortak çarpan var mı? Var. 2. Yani 2 çarpı 7 burası. 2 çarpı 24 burası. 7, 24, 25 üçgeninden 2 çarpı 25 de burası. Yani 50 yapar. Yani dik üçgenin kenarları 14, 48, 50. 14, 48 ve 50 olan üçgenin çevresi isteniyor. Yani bunları toplayacağız. Topla bakayım bunları. Şu ikisinin toplamı kaç yaptı? Bu 2, 52, 62 yaptı. 62 ile de bunu topladığınız zaman 112 mi yapıyor? Aynen öyle. Örnek 23, 112 yaptı. Artık korkmuyorsunuz değil mi? Yani şekli bize vermiyorlar. Yeni nesildeyi tabir ettiğimiz sorular. Öyle çok zor mu arkadaşlar? Şekil üzerinde böyle verilen bilgileri tam olarak, tam anlamıyla gösterdiğiniz zaman sonucu da rahat bir şekilde ulaşmıyor musunuz? Bence ulaşıyorsunuz. Alıştığınız gibi be geliyor. Hadi bakalım. Sonraki soru. Evet. Zehra. Evet. Zehra da sülaleden birisi. Kim? Ali Kara'nın kızı. Yani abimin kızı oluyor. Yani yeğenim oluyor kendileri. Evet. Zehra'nın bir de kardeşi var. Akın. Ne dedim ben size? Bütün sülaleyi bu videolarda öğreneceksiniz demiştim değil mi? Hadi bakalım. Zehra ne yapmış? Açı ölçer ve cetvel yardımıyla dik üçgen biçimindeki kartonu aşağıdaki çizimleri yapıyor. Birinci çizim C köşesinden açı ortay doğrusunu çizip Hemen açı ortay doğrusunu çiziyorum kardeşim. Hop çizdim. Açı ortay dediği için şunun açı ortaylığını gösteriyorum. AB'yi kestiği noktada D'ymiş. Şuradaki noktaya D dedim. Tamam. İkinci çizim D noktasından AC'ye paralel çiziyor. D'den de AC'ye paralel çizdik böyle. Ama paralelliği gösterelim. Şunların paralelliğini biz nasıl kullanacağız? Hocam şunlar paralel ya. Bu arada BC'yi kestiği noktada E oluyormuş. Bunlar paralel ya. 90'sa hop burası da 90 derece oldu mu? Oldu. Sonra hocam şu açı ortaylığı kullanamıyorum. Onu nasıl kullanacağız? Bak işte bunu kullanmazsan sonuca ulaşamazsın. Daha açı ortay konusunu görmedik. İşte kollar oranı tabanlar oranı diyenleriniz de olacak. Ama burada ne kollar var ne tabanlar var. Hani böyle açı ortay konusunda işlemiş olsaydık eğer. E burada açı ortayı ben nasıl kullanabilirim diye ısrarla kendine sor. Bu soruyu sakın ama sakın unutma. Israrla sor. Açı ortayı ben nasıl kullanacağım? Hocam bak paralellik var. Aa, Z var burada. Z'den dolayı burası da nokta açısı yaptı mı yaptı özellikle ben şunu söyleyeyim. Özellikle üçgende benzerlikte zaten bunu fark edeceksin. Hatta paralel kenarda yamukta bunu da daha iyi net bir şekilde oturtacaksın. Hem açı ortaylık hem paralellik olursa varsa genelde Z'ye dikkat ediyoruz diye ağzından çıkan cümleye çok şahit olacaksın. İşte burada ilk sorusu da burada. Paralellik Z nokta nokta oldu. İkiz kenar çıktı. Yani şu parçayla şu parça birbirine eşit oldu. Evet Zera'nın çizdiği ikinci çizgi isteniyor bizden. İlk çizgi bu ikinci çizgi bu. Yani şu X uzunluğu isteniyor. Hocam X kenar ya burası. Burası da X mi? Evet. Sonra hocam bunun tamamı 25'ti. Buraya 25 eksi X kaldı. Başka BD uzunluğunda 15 vermiş. Bak Pisagor bağıntısı. E hocam burada 25 eksi X'in karesi eşittir. 15'in karesi artı X'in karesinden işlem işlem işlemle X'e ulaşırsınız. Ya da hisset kardeşim. 15 varsa ne üçgendir? 8, 15, 17'dir ya da 15, 20, 25 üçgendir. Acaba 8, 15, 17 mi? 8 koyarsam 8, 15. X yerine 8 koyduğumda 25, 8 de 17 sağlaması tutuyor mu? Tutuyor. Yani gerçekten de X kaçmış? 8'miş. Bizden de 8 isteniyor. Çok güzel bir soru. Ve örnek 24'de 8 bulduk. Geldik örnek 25'e. Bu da mükemmel bir soru arkadaşım. Ya burada e, şu soruyu da sen çözer misin dostum ya? Ya çözebileceğine inanıyorum aslında. Böyle soruyu bir anlamaya çalış. Ne verilmiş? Bir de şeklin değişmezliğini ÖSYM e çok vurguluyor ya. O yüzden bence bu çok önemli. Birinci şekilde de bir pipet, pipet, pipet uzunluğu var. ikinci şekilde de bir pipet uzunluğu var. Yani şeklin değişmezliği. Sana buradan şeyi verdim. Çözüm yöntemini verdim. Biraz verdim. Çözmeye çalış. Çözemezsen de önemli değil. Gerçekten önemli değil. Ama çözersen şu yoruma da yaz ya. Şu yoruma da yaz. Çözdüm hocam, çözemedim hocam. Yanlış yapmak da önemli. Yanlış yapmak bence en önemli şeylerden biri. Yanlış yaptım hocam da böyle gerile gerile söyle. Benim için geometride yanlış yapmak çok önemli. Çünkü ben yanlış yapa yapa bu noktaya geldim. Çünkü şu anda hep sizin karşısında ne diyorum ben? Ya işte şu yanlış yapabilirsiniz. Bu yanlış yapabilirsiniz diyorum ya. Bunların hepsini ben zamanında yaptım kardeşim. Yanlış yapa yapa doğruları öğreneceğiz. Neyse ben çözüme başlıyorum. Sen durdurdun ve çözümünü yaptın. Şimdi dinliyorsun beni. Çözdün ya da çözmedin. Çözdün sen de dinle çözmediysen de. Şimdi uzunluğu 20 santimetre olan pipetin, Bak uzunluğu 25 santimetre olan pipet. Bir ucu zemine dik olarak konulduğunda uçlar arasındaki uzaklık 15 santimetre oluyor. Şu uçlar arasındaki uzaklık 15 santimetre olmuş. Eyvallah. Şimdi arkadaşlar uzunluğu 25 santimetre dedim bunun. Evet. E ben şuraya bir a dersem o zaman burası ne oldu? 25 eksi a oldu, değil mi? Evet. A hocam burada bir Pisagor bağıntısı yapabiliriz. 25 eksi a'nın karesi eşittir a'nın karesi artı 15'in karesi şeklinde bir yapıyorsun hala. Yapma ya. Yapma. 15 varsa ne üçgendir? Hocam 8, 15, 17 üçgendir. A yerine 8 yazarsam sağlandı mı? Sağlandı. Tamam. Eyvallah. Yazdık. Şimdi pipet K noktasından bastırıldığında şekil 2'deki gibi belli bir kısmının zemine değmesi sağlanıyor. Bak yalnız dikkat et. İlk şekildeki burada kısım hala aynı. 8. K noktasından bastırdım. Şuradaki kısım zemine değmesi sağlandı. Bak K'ya kadar olan kısım. Ve önemli olan neydi? Şeklin değişmezliği. Şeklin uzunluğu hala da aynı. Bu son durumda diyor pipetin uçları arasındaki uzaklıkta 13 oluyormuş. Bir uç burada bir uç da burada ya. 13 oluyor. Pipetin zemine değen uzunluğu ne kadardır diye soruluyor. Şuradaki x uzunluğu soruluyor bize. Arkadaş şurası k noktası burasıydı. Bastırdığımda zemine değen kısmı oldu. Yani şurası x dedik ya burası x. Burası da 17 eksi x olmuyor mu? Değil mi? Çünkü tamamı 17 idi. Hocam geri kalan kısmı bak 8 x burası da 17 eksi x 8 x burası da 17 eksi x olmak zorunda. E, e tamamı 13. Buraya da 13 eksi x kaldı. Bak Pisagor. Hocam 8 varsa ne üçgenler? 8 15 17 olmaz. 17'den küçük burası. Bir de 6 8 13 üçgen değil mi? 6 8 13 üçgenli diye bak. Hocam 6 8 10 olması için şuranın da 10 olması için x yerine ne yazmam lazım? 7. X yerine 7 yazarsam 13 7 de 6 yapıyor mu? Yapıyor. Yani x'i böylelikle 7 buluruz. Nasıl bir soru? Çok güzel bir soru değil mi? Ben size ne dedim? Eski nesil soruların her kalıbını sizin karşınıza getireceğim. Yeni nesil soruların da her kalıbını sizin karşınıza getireceğim demedim mi? Dedim. İşte görüyorsunuz. Her kalıp soru burada kardeşim. Ha bu sorunun aynı sınavda gelmek zorunda değil. Her zaman söylüyorum. Şunun mantığında bir soru gelse çok mutlu oluyorum arkadaşlar ki gelecek de büyük ihtimalle. Bir zaman olacak ya sana denk gelecek ya da 2025 sayfaya denk gelecek bilemiyorum. İşte zaman bunu gösterecek. Evet 25. soru böylelikle 7 bulduk çok güzel bir soruydu. Ve geldik 26'ya. Kerem sorusuyla karşı karşıyayız. Egean ve Kerem sorularına dikkat edin. Çünkü Egean benim büyük çocuk Kerem de küçük çocuk. Bu sorular gerçekten çok kaliteli oluyor. Bakalım Kerem'le ilgili nasıl bir soru yazmışız. Kerem'in odasında tavana sabitlenmiş uzunluğu tavanın zemine uzaklığıyla aynı olan 210 santimetre uzunluğunda zincir varmış. Yani zincir de 210 santimetre zeminin tavanın zemine olan uzaklığı da 210 santimetre olarak verilmiş. Şimdi Kerem şekil 1'deki gibi zincire 150 santimetre uzaktaki konumundan 240 santimetre yürüdüğünde yani 150 yürüdü biraz daha yürüdüğünde şöyle yani toplamda 240 santimetre yürüdüğünde o zaman burası kaç yapıyor? 90 santimetre ileride oluyor. Yani bizim Kerem 90 santimetre ileride. Önceki konumu da buradaydı böyle. Düşeği doğrultusundan ne kadar ileride? 90 santimetre ileride oluyor. O zaman düşey konumunu da şu şekilde göstereyim sana. Şimdi şekil 2'deki konumuna geliyor. Şimdi bir de şurada küçük bir espri vermişiz. Yani geometride öyle. Esprileri siz anlamak zorundasınız bazı esprileri. Sen şunu bir zincir olarak düşün. Zincir bu şekilde tam parmağımın olduğu yerden böyle ittirdiğim zaman ne olacak? Hop, şu taraf, şu yukarı kadar olan kısmı gergin bir şekilde hareket edecektim arkadaşlar. Evet, şurası gergin, şuradaki kısmı da böyle yer çekiminden dolayı ne olmak zorunda? Şuradaki kısmı, aşağıdaki kısmı da aşağı salınmak zorunda. Nasıl? Düşey olarak aşağı salınmak zorunda. Düşey olarak aşağı salındı. İşte son durumda zincir yerden 30 santimetre uzaklaşıyormuş. Buradaki kısım bana ne verilmiş? 30 santimetre verilmiş. Kerem'in boyu kaç santimetredir diye soruluyor. Kerem'in boyunu bulmak için tam kafası buraya değiyor ya. Şuradaki mesafeyi bulursam eğer x artı 30 bana Kerem'in boyunu vermiş olur arkadaşlar. Ve dikkat edin. Şekil 1'de de şekil 2'de de eş yapıda bir şekil, şekil mi kullandım ben? Evet. Şekil 1'de de zincir var. Şekil 2'de de zincir var. Zincirin boyları aynı değil mi? Bak buna dikkat et. Eş yapıları ÖSYM çok sever. Benim kitap da bunu çok seviyor. O yüzden bu sorulara alışacaksın. Yani zincirin boyu 200 olsa burası x ise burası 210 eksi x diyeceğiz bir kere. Tamam. Sonrasında ne yapacağız peki? Hocam 90 derece var mı? Var. Zemine düşey uzaklık 90 derece Şekilde 90 dereceler var. Ve şuradaki mesafede zincirin düşey olan mesafesinin şuraya kadar olan uzaklığını da 90 bulmuştuk zaten. E ne yapacağım burada? 90 dereceye karşılık getireceğim. En güzel 90 dereceye karşılık getirme tekniği neydi? Dikdörtgen. Hadi dikdörtgen oluşturalım. Şurada da çizip dikdörtgeni içeride de çizip oluşturabiliriz ama kafa karışabilir. Şurada da dikdörtgen oluşturabiliriz böyle. 90 ise şuradaki mesafe de 90'dır. Sonra burası 210 eksi x bulduk. Burası lazım bana. E kardeşim şu zemine olan uzaklık 210 değil miydi? E x artı 30'u buradaysa buraya ne kaldı o zaman? 180 eksi x mi kaldı? Evet. Şimdi artık burada bir Pisagor bantısı yapabiliriz. Yani şöyle bir dik üçgen çıktı karşımıza. 90 burası. 180 eksi x burası. Burası da 210 eksi x. Hocam Pisagor bağıntısı. Yani 210 eksi x'in karesi. 180 eksi x'in karesi artı 90'ın karesi mi diyeceğiz? Hayır. Çok büyük sayılarda da hissedebilirsiniz. 90 varken 9 gibi düşünebilirsin onu. E, 9 ken 9 ile ilgili hangi ölçü aklına gelir? 9, 12, 15. Acaba burası 9, 12, 15 üçgeninin 10 katı mı? 9'un 10, 10 katı var ya. Yani 120'ye 150 mi burası diye düşün. Burası 120 olması için x'in kaç olması lazım? 60. x yerine ben 60 yazarsam 210 eksi 60 da 150'yi veriyor mu? Veriyor. Hissiyatımız tuttu mu? Tuttu. Yani x 60 çıktı ama cevap 60 değil. Çünkü bizden ne isteniyor? Kerem'in boyu. Yani x artı 30 isteniyor. x 60 bulduğumuzdan cevap 90 olacaktır. Kardeşim çok güzel bir soru değil mi? Nerede gördün böyle bir soruyu? Bilmiyorum. Ben daha öncesinde görmedim. Sen de ilk defa görüyorsundur. Ve çözümü de çok tatlı. Böyle çok zor olmayan bir, bir soru. Gerçekten çok hoş bir soru. Kerem'e yakışır bir soru. Evet örnek 26. 90 oldu. Geldik örnek 27'ye. Dur. Bakalım. Senin geçmişini şimdi kontrol edeceğiz. Bakalım geçmişinle alakalı işler burada devam ediyor mu? Öncelikli olarak bu soruyu senin çözmeni istiyorum. Tamam. Çözmeye başla. Durdur videoyu çözmeye başla. Şimdi durdur. Dur. Şimdi açtım videoyu. Yine karşısında ben bu şekildeyim. Çünkü çözemediysen sana bir spoiler vereyim. Burada soruyu çözmek için ne yapmak zorundasın? Eşitliğin mantığını kullanmak zorundasın. Neyse ben çözüme başlıyorum. Kardeş yine durdur yine çöz tamam mı? Eşitliğin mantığını ben nasıl kullanabilirim diye düşün. Şimdi soruya baktın. Soruya baktığın zaman ne var? 6, 8, 10. Hocam burası da 10. E 10, 18 bir işimize yaramıyor. Ne yapacağız burada? Hocam şuradan bir kenar ortaya çizsem böyle. Ya burada Pisagor bağıntısı yapsam bunu bulsan ne fayda? X'e bir faydası var mı? Çizdiğin bir çizginin ne olacak? Bir özel durumunun oluşması lazım. Bir şey çizdiysen özel durumlarla karşılaşmalısın burada. Var mı burada bir özel bir durum? Yok maalesef. O yüzden bunu sil. Bazen silmesini de bileceksin böyle. E o zaman ben bu soruyu çözmek için şu verilen bilgiler bana yetmiyor. Bir şey çizmek zorundayım. Ha, sen bu cümleyi kullandın ya artık aklına şunlar geliyor. Ek çizimlerde ne öğrendin? 1- Muhteşem üçlü. 2- Ortadaban. 3- İkiz kenarlık. Hatta 4 dik üçgende öğrendik. Dik dörtgen yaparak bir dik üçgen oluşturma değil mi? E burada hocam ek çizimlerden hangisi vardır? Eşitlik var. Eşitliğin mantığını kullanmalıyım. Hocam 90'da 90 da var. Muhteşem üçlü ama 90'ın karşısında kenar orta yok ki. Böyle şurası eşit olarak verilmiş. Sadece ve sadece eşitliğin mantığını kullanacağız. Eşitlik varsa evet doğru diyorsun. Orta taban vardır. Hadi bakalım orta tabanı çizelim. Eşitliğin olduğu yere kalemimizi koyduk. Şuraya koyduk. Ya buraya çizeceğiz ya da aşağıya çizeceğiz değil mi? Hangisi mantıklı? Karışık olan yer daha mantıklıydı. Yani şurası. Üçgen oluşturmaya dikkat ediyorduk. Ort tabanı çizdik ama ort taban çizdik demeyle kalmasın. Hocam ABC üçgeninde ort tabanı çizdik. Çünkü ABC üçgeninde bunlar eşit. O zaman burada da burası 18'i iki parçaya bölecek. 9, 9 yaptı. Hatta şunlar birbirine paralel ve burada da 1'e 2 oran var arkadaşlar. E hocam 8, 6'yı falan nasıl kullanacağız? Bak Şurada kullanacağım. Şurada bir dik üçgen hali hazırda karşımıza çıkmış oldu. Burası kaç? 15. Bak sen şu işe. Ne çıktı burada? 8 15 17 üçgeninden 17 oldu alacağım burası. E Ort tabandan dolayı. Burası 2 kaydı. Burası da kaç oldu o zaman? 34 oldu. Yoruma bekliyorum. Yaptım ya da yapmadım. Senin geçmişini de merak ediyorum. Geçmişini öğrendim mi, öğrenmedim mi? Öğrenmediysen öğreteceğiz. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş öğreteceğiz. Yanlış yapmanın da önemli değil. Yaz lütfen yoruma tamam mı? Örnek 27 34 oldu. Güzel bir soruydu. Bazen ek çizimlerle de ya Sadece ek çizimler. Ek çizimler konusunda yok. Nerede var? İşte böyle. Her konuda karşımıza çıkabiliyor. Örnek 28'deyiz. Bu şekilde yani şuradaki şekilde. DK dik DC olacak şekilde. DC'ye dik bir tane DK çizecekmişim. E, DC dik DK nasıl çizilir arkadaşlar? Şu şekilde çizilir değil mi? Şuradan şuraya doğru çizeceğim büyük ihtimalle. Dur bakalım. Şimdi öncelikle bir kopyalayayım. Sebebi biraz sonra açıklayacağım. Evet DK dik DC olacak şekilde 2 birim uzunluğunda DK doğru parçası çizilip 2 birim uzunluğunda DK doğru parçasını çizsem şöyle. Çizdim. Pardon. Şuradan şöyle 2 birim uzunluğunda DK doğru parçasını çizdim. Sonra A ile K noktalar arasında bir cetvel yardımıyla düz bir çizgi çiziliyor. Buna göre AK uzunluğunda alacağı değerler toplamı. Ha, AK'nın demek ki iki tane değeri çıkacak burada. O zaman iki tane durum söz konusu. O yüzden biraz önce kopyalama olayını yaptım. Hocam bizden ne isteniyor? AK isteniyor. Şuradaki AK uzunluğu isteniyor. Bak DC'ye dik bir tane DK çizdim böyle. Ve bizden AK isteniyor. Hocam 90. Merdiven şekli var. Ne yapıyorduk? Dikdörtgen yapıyorduk değil mi? Hop dikdörtgeni şöyle oluştursam. Hocam 7 iken 7. Burası dörtgen 4, 4. Burası e, sonra şurası kaç yaptı? 9. Burası kaç yaptı? 12. 9 12. Ne üçgeni? 15 üçgeninden AK uzunluğu. Ali Kara uzunluğunu. 15 bulduk mu? Bulduk. Ama AK uzunluğunda azıca değerler toplamı isteniyor. Demek ki başka bir durum daha var. Nasıl bir durum? Şöyle bir durum. Şunu kopyaladığımı şuraya yapıştırayım. Bir de şurada bir çözüm yapayım arkadaşlar. Şimdi arkadaş DK'yı biz nasıl çizdik? Şöyle çizdik. E bunun sol tarafında da olamaz mı bu? Olabilir. E o zaman DK 2 birim şöyle de olabilir. Yani bizim K noktası burada da olabilir. Bizden ne isteniyor? Hop şu uzunluk isteniyor. AK uzunluğu isteniyor. E hocam burada da yine 90'lar havada düşüyor Bir dik üçgene karşılık getirebiliriz. Böyle dik dörtgenle. Hadi dik dörtgeni getirdik böyle. Dik dörtgeni yaptık. Hocam dörtgen 4, 7 iken 7 buraya kaç kaldı? Tamam 7 olduğundan 5 kaldı. Pisagor 5 burası. 12 burası. 5 12 13 üçgenden burası da 13 çıktı. Şimdi AK uzunluğu bir tanesinde 15 çıktı. Bir tanesinde de 13 mi çıktı? Evet yani 15 artı 13'ten cevap ne olur? 28 olur. Böyle iki farklı durumların da olduğu soru da sizin için önemli. Özellikle olabilir. E, AK'nın alacağı değerler toplamı nedir dediğinde demek ki iki durum söz konusu. Demek ki iki çizgi çizilebiliyor orada. Hani bazı durumlarda üç farklı çizgi, dört farklı çizgi de çizilebilir. A burada DC'ye dik olan bir sağa doğru bir dik çizgi bir de sola doğru dik çizgi çizilebileceği için iki durum söz konusu arkadaşlar. Bu da o sorulardan biri. Örnek 28. Örnek 28, 28 çıktı. Geldik örnek 29'a. Evet, burada ne var? Şöyle bir şekil verilmiş. Bakalım. Şekil 1'de daire şeklindeki makaraya sarılı bir ipin uç noktaları zemine olan uzakları ve uç noktalar arasındaki uzaklık birim cinsinden verilmiştir. Eyvallah. Şekil 2'de ise ipin sağ tarafındaki ucu zemine 19 birim daha da yaklaştırılmış. Arkadaşlar ben ip buradayken 19 birim daha yaklaştırmışım. 37'den 19 çıkınca kaç kalıyor? 18 kalıyor. Yani bunun zemine olan uzaklığı kaç oldu arkadaşım? 18 oldu. E tamam. Şurayı 18 bulduk. Devam edelim. 19 birim yaklaştırmış hali gösterilmiş. Buna göre şekil 2'deki ipin iki ucu arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor. Şu uzaklık soruluyor. Arkadaşlar şöyle yapabilirsiniz. 1. Bunu direkt fark edemeyebilirsiniz. Sonuçta şekil 1'de de şekil 2'de de aynı şekil var mı? Var. Yani eş yapıyı kullanacağız. Eş uzunluğu kullanacağız. Aynı ip uzunluğu var. Ya iplerin burada da zemine olan uzakları toplamı 29 artı 37. Burada da şu şekilde değil midir arkadaşlar? 18 artı A da yani şu uzunluğa A dersem 18 artı A uzunluğuyla 29 artı 37 uzunluğu birbirine eşit olmak zorunda mı? Evet. Ya da bunu daha farklı bir şekilde sana ispatlayayım. Ama aklına kalmıştır büyük ihtimalle. Aklına kalmıştır dediğim mantığına yatmıştır. Hocam burada da uçları uz uzakları toplamı. Burada da uçları uzakları toplamı aynı olur. Çünkü ip uzunluğu aynı olduğundan dolayı. Peki başka nasıl yapabiliriz? Hocam burada 17 var, 29 var, 37 var. Ve ben burada ne yapabilirim? 17'ye ait bir dik üçgen oluşturabilirim. Hadi oluşturayım. Şurada dik üçgen dik dörtgenle tabii ki 29 ise 29. Tamamı 37 buraya 8 kaldı. 8, 17, 8, 15, 17 üçgenden buraya 15 buldum. Yani şu uzunluk 15 çıktı. O zaman buradaki uzunluk da 15 değil midir arkadaşlar? Evet. Çünkü arasındaki mesafe, şekiller eş olduğu için her ikisinde de aynıdır. Ya da hocam şuradaki de yarıçap, buradaki de yarıçap. Burası 2R. Ya burası da 2R'ye 15 ise. Şuradaki 2R 15 ise buradaki 2 15'tir diyebiliriz arkadaşlar. Tamam mı? Evet bunu dedik. E sonrasında ne yapacağız hocam burada? Şunun ispatını da yaptık. Şu şekilde. Şöyle kalsın bakalım burada. Burada şu şekilde de bir şey yapabiliriz. İpin uzunluğu. Bak kardeşim. Şuradaki şekle bakar mısın? Buradaki senin şeklinle. Şuradaki senin şeklin aynı şekil değil mi? Eş yapı değil mi? Evet eş yapı. O zaman bu eş yapıların çevreleri de birbirine eşit değil midir? Evet. Şurada şuraya kadar ipin uzunluğu var. İp artı 37 artı 29, ip artı 37 artı 29 artı bir de 15 var bu sarı şeklin çevresi. Bu şekilde aynı şekil olduğu için burada da ip uzunluğu aynı değil mi? Aynı. Ip artı o şeklin çevresi ip artı 18 artı A, 18 artı A artı bir de şeklin çevresinde 15 yok mu? Var. Bak 15'ler gitti. İpin uzunlukları da gitti. 37 artı 29, 18 artı A'ya eşit oldu mu? Oldu. Yani şu ikisini topluyoruz şimdi. 9, 7 daha 16, 66 yaptı. 18 de buraya attık. 66 eksi 18 yani 48 yaptı A. A'yı biz buradan 48 bulduk. Şimdi bizden bu uzunluk isteniyor. Hocam 90 dereceye karşı bir dikdörtgen oluştururuz böyle. Yani şu yamukvari işlemlerde de ne yapıyoruz? Dikdörtgen oluşturmak en etkili silahımız. Burada da şu şekilde dikdörtgen oluşturdum. 18 18. 48'den 18 çıkınca 30 kaldı. E hocam burası 15. E burası da 15 ve burada pisagor bağıntısı 15 30 1 2 kök 5 üçgeni küçük olanın kök 5 katı yani burası da 15'in kök 5 katı yapacağından cevabımız 15 kök 5 yapar arkadaşlar. Çok güzel bir soru gerçekten. Örnek 29 15 kök 5 oldu. Geldik örnek 30'a. Kaplumbağa ile tavşan hikayesini bilmeyeniniz yoktur. Ben de bu hikayeyi bir soruya uyguladım. Bakalım nasıl bir soruymuş. Aralarındaki uzaklık 20 metre olan tavşan ile kaplumbağa birbirlerine paralel doğrusal yollar boyunca sabit hızlarla hareket edeceklerdir. Kaplumbağa 37 metre gittikten sonra hadi bakalım kaplumbağayı şöyle bir ilk etapta 37 metre götürelim. Ben bunu 37 metre götürdükten sonra bizim kaplumbağa buraya geldi. Tavşan harekete başlıyor. Tavşan da tam burada. Buradan harekete başlayacak. Tavşanın hızı kaplumbağanın hızının 3 katı. Yani burası V iken burası 3V. Ben hızları kullanacağım. Hızlarla gittikleri yollar doğru orantılı değil mi? Yani bizim kaplumbağamız x kadar gidiyorsa tavşan da 3x kadar mı gidecek? Evet e o zaman burada bir kaplumbağayı x kadar götürelim bakalım. Bunu x kadar götürdüğün zaman tavşan da 3x kadar gidecek. Sonra bu 3x kadar gittikten sonra aralarındaki mesafenin kaç olmasını istiyoruz biz? 29 olmasını istiyoruz. Bak dikkat. Tavşanın hızı kaplumbağanızın 3 katı olduğuna göre tavşan en fazla en fazla kaç metre giderse kaplumbağayla arasındaki mesafe 29 olabilir diye soruluyor bize. Şimdi arkadaşlar burada niye en fazla verilmiş? Yani burada boşu boşuna bir bilgi bize verilmez. O yüzden çok dikkatli ol kardeşim. E o zaman düşünelim şunu yorumlayalım. Ya bizim tavşan bu şekilde kaplumbağayı geçmediği zaman da 29 metre olabilir. Bizim bu eleman yani tavşanımız kaplumbağayı geçtiği zaman da aralarındaki mesafe 29 olabilir. Yani şuradaki gittiği yol 3x olduğunda Aralarındaki mesafe 29 olabilir. E o zaman hangi durumu alacağız? Sizce bu durumu mu alacağız? Yani 37 artı x bu. Burası 3x. Burası 20. Burası 29 mu alacağız? Ya da şu şekil birdeki bu durumu mu alacağız? Tabii ki bunu alacağız. Bu durumda yani tavşanı geçtiğinde daha fazla yol almış olmuyor mu? Evet. Ben şimdi bunu çözeceğim. Sana da bu ödev olsun. Bu durumda x ne oluyor? Cevap ne çıkıyor? Ya da tavşanın hareketinin en az değeri kaç oluyor sorusunun cevabında? sen bul tamam mı? Ben şunu buluyorum. En fazla olması için tavşanı geçmesi lazım. Hadi geçsin bakalım tavşanı. E hocam 90 dereceler var. Dik üçgene karşılık getirmeliyiz. Getirelim. Şuradan bir 90 derece çizdim. 90 derece çizince 20 ise dik dörtgen oluşturdum. Burası da 20. Şuraya bir A diyelim. Pisagor bağıntısı yapalım. 29'un karesi demeyelim. A kare diyelim. A kare neye eşittir? 29'un karesi eksi A kareye eşittir. Ee, 29'un karesi eksi 20'nin karesine eşittir. Çok pardon. Buradan A kare neye eşittir? 29 eksi 20 ve 29 artı 20 değil midir? Aynen öyle. E buradan ne geldi arkadaşlar? Burası 9 burası 49. A kare 9 çarpı 49 eşit oldu. Her iki tarafı kare alırsam 3 çarpı 7 yani 21 yaptı. E o zaman A'yı 21 bulduk. Hocam alt taraf 37 artı x. Üst taraf da 37 artı x. Dikkat et 37 artı x artı 21 3x eşit değil mi? Evet 3x eşittir 37 artı x artı 21 eşit. Buradan bunu attık buraya 2x yaptı. Bununla bunu topladım 58 yaptı. Ve x de buradan kaç bulduk? 29 bulduk. Ama x 29 bizden tavşan ne kadar yol almıştır diye soruluyor. Yani en fazla ne kadar yol almıştır diye soruluyor. Yani cevap ne yapıyor o zaman? O zaman bizden tavşanın gittiği yol. Yani 3x isteniyor. 3x eşittir. 3 çarpı 29'dan kaç yapıyor? Sanırım 87 yapıyor. Evet cevap böylelikle 87 yaptı. Yalnız buna da dikkat. En azı sorulursa da Cevabı sen bulacaksın. Bu da sana ödev olsun. Ama güzel bir soru değil mi? Tavşan ile ne hikayesi? Kaplumbağa hikayesi. Çok güzel bir soru oldu bence. Hoş sorulardan biri. Evet geldik örnek 31'e. Şimdi örnek 31'e. Sen yapabilirsin. Dur dur videoyu yap. Artık öğrendin işi. Ne yapacaksın? Hocam verilen bilgileri kullanamıyorum. Verilen bilgileri biz nasıl kullanacağız o zaman? Şu şekilde. Hocam 90'ın karşısında eşitlik var. O zaman aklımıza ne gelir? Yani ek çizim çizmemiz gerekecek. O zaman muhteşem işle. Hadi çizdin muhteşem şuraya. E çizdin. E 9, 10, 19, 24 hala alakasız. Yani sen bir şey çizdikten sonra hala da alakasızlık devam ediyorsa gittiğin yol yol değil. Silmesini de bileceksin kardeşim. E muhteşem üçlü ek çizimi aklına olmadı. Başka ne var? Orta taban var. ikizkenarlık kenarlık var. E burada bir de eşitliğin mantığını. Sadece eşitliğin mantığını kullanabiliriz. Sadece eşitliğin mantığını nasıl kullanabiliriz? Ya böyle paralel çizeceğiz. Kalemimi buraya koydum. Ya böyle paralel ya da bu tarafa paralel, değil mi? Büyük üçgende şu kenar üzerinde olduğu için diğer kenarlara yani şu kenara ya da şu kenara paralel çizeceğim. Ya o yüzden burada da ne yaptık arkadaşlar? Şu üstteki kırmızıya paralel çizersem, şuna paralel çizersem böyle dengesizlik oluşuyor. Karışık olan yeri çizmem gerekiyor. Üçgen oluşması gerekiyor. Olmadı. O zaman şu 24'e paralel çizeceğim. 24'e paralel çizince hocam 24 ise bu orta tabandan dolayı şu paralel 90 ise burası da 90 yapar. 24 ise burası da 12 mi yapar? Evet. Ve dikkat et bu orta taban çizgisi büyük üçgende orta taban. Burası 28 ya o zaman burası 14 yapar. Burası da 14 yapar. Ne kaldı buraya? 5. Aa ne çıktı? 5, 12, 13 üçgeninden cevap 13 çıktı. Artık iyice öğrendim işi hissediyorum. Geldik Son soru ya. Bu videonun son sorusuna. Sözel bir soru. Hadi bakalım bunu da sen yapabilirsin. Ha, birlikte yapalım ama. Bir ABC üçgeninde hemen ABC üçgeni çiziyorum. Rastgele bir ABC üçgeni çizdim kardeşim şöyle. Hemen harfleri de yazalım. A, B, C. A köşesinden BC ait kenar ortay doğrusu. Hemen çiziyoruz. BC ait kenar ortay doğrusunu çizdik şöyle. Tamam. BC'yi K noktasında kesiyormuş. Ali Bey uzunluğu 16'ymış. Ali Kara uzunluğu 6'ymış. AB ile de AK birbirine dikmiş. AB ile de AK birbirine dik. Evet. Sen büyük ihtimalle ABC üçgenini böyle çizdin ya. Kenar ortayı çizdin. Şurası 90 derece böyle olmadıysa genişletmen lazım. Şu şekilde genişle çizebilirsin. İlk etapta da, da çizebilirsin. Ama silmesin de bil. Daha geniş çizeceğini orada da fark edebilirsin. Neyse. AC kaç birimdir diye soruluyor arkadaşlar bize. E, ne yapacağız burada? Hocam eşitliğin mantığını kullanacağım. 90'ın karşısında eşitlik yok. Bütün şemayı çizemem. Sadece ve sadece eşitlik kalemimi koydum eşitliğin olduğu yere. Eşitliğin mantığı artık öğrendim. Ne? Eşitlik varsa orta taban ya böyle paralel ya böyle paralel. İkisinde de üçgen oluşuyor. Şuradan da çözebilirsin. Buradan da çözeyim, öbür taraftan da çözeyim. Buradan paralel çizince hocam bunlar paralelse, 16 ise burası 8 oldu. Paralel ya 90'da kullanacağım ya. Yani Z var, 90, 6 8 10 burası. E ort tabandı. Burası da 10, toplam 20 çıkar. Bir çözüm yöntemi bu. İkinci çözüm yöntemi de şu. Hocam şuradan ne yapacağım? Ort tabanı çizeceğim. Ya böyle çizecektik ya da böyle şöyle de çizebiliriz. Şöyle ort taban çizgisini çizecek olursak bu ort taban büyük üçgende. Hocam 2 eş parçaya böler, 8 8 yapar. A 6 8 13 kenar çıktı burada. Yalnız bu bir ort taban çizgisiydi. E burası 10 kenar ort tabandan dolayı burası da kaç çıkar? 20 çıkar. Böylelikle cevabı ne buluruz? 20 buluruz arkadaşlar. Bu da ilk çizimle alakalı güzel bir soruydu. Geçmişini böyle iyi şekilde yapabiliyor musun yapamıyor musun diye seçtiğim sorduğum sorulardan biriydi arkadaşlar. Böylelikle burayı bitirdik. Evet bu video bence çok önemli videolardan biriydi. Bu videoyu iyi bir şekilde anladıysan sen geometride bundan sonraki konularda artık büyük ihtimalle çok hızlanacaksın. Tabi ilk videoyla ikinci video ikisi birleşince de İlk videoda da çok güzel şeyler öğrendik ya. İkisi birleşince sen artık geometride hızlı yapma adayısın. Tamam mı dostum? Böylelikle 3. haftanın 2. videosunu bitirdik. Bir sonraki dersimizde ne var? Öklit bağıntıları var. 3. derste 3. haftanın 3. dersinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.